Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle hafta başlamadan önce bir Borsa İstanbul analizi yapacağız. Endeks ne durumda? Endekse en çok etki eden hisseler ne durumda? Beraberce değerlendireceğiz aslında. En son paylaştığım takas analizi videosunda yani haftalık takas analizi videosunda az da olsa bazı şirketlere ufak da olsa yabancının alıma geçtiğini söylemiştim. Ama bu alımların çok cılız olduğunu o yüzden bizim için net bir evet artık döndük bir e, yükseliş trendi başladı diyemeyeceğimizi de size belirtmiştim. Şimdi isterseniz videoya geçmeden önce bir beğeninizi bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve en hazırsanız da önce en sonra da endekse en çok etki eden şirketlerin analizlerine geçmek istiyorum. Şimdi BIST düz endeksine baktığımızda BIST düz endeksinin gördüğünüz gibi böyle bir yükseliş kanalı var. Zaten şu enflasyonist ortamda henüz e, dolarda e, olması gereken seviyelere gelmediği durumda Borsa İstanbul devam edemeyerek bir yandan da devam etmek istiyor aslında. Bazı şeyler devam etmesini istiyor bazıları ise devam etmesine izin vermiyor. Peki şu an e indikatör bazında RSI bazında neredeyiz? Gördüğünüz gibi şu an yine üst bölgede geziniyoruz. Burada her seferinde hafta içi de uyardığım gibi yine uyarmak istiyorum. Buradaki seviyeleri aynı bir önceki haftalardaki gibi yukarıya aynı böyle yeşil şeklinde taşıyıp yani biraz böyle yükselip arkasından böyle geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ve geri çekilmenin seviyeleri buralara kadar da gelebilir orta bandı da gösterebilir. Bakın daha önce göstermiş. Yani bu orta bandı göstermesi büyük ihtimalle yazın bir tık daha iyi gelecek bilançolardan sonra kar realizelerinde muhakkak oluşacaktır. Ama şu anda tam ne yapmak istediklerini ya onlar da bilmiyor ya da biz de şu an çözemiyoruz. Yani şu seviyelerde gidersek ufak bir yolumuz daha var yukarıya doğru ve emin olun eğer buralara doğru gidebilirsek gidersek buralara geldiğimizde ben yine Sinyalleri çalacağım. Arkadaşlar, dostlar bakın şu an yine biraz kritik durumdayız diyeceğim. Çünkü şu an bile şişmiş durumdayız. Belki böyle bir turda aynı önceki durumlardaki gibi yükseltip sonra da çekebilirler. Zaten bunu hangi hisselerle yapacaklarına ayrıca bakacağız. Ben burada e, pivotları da bir açmak istiyorum sizlerle birlikte. Günlük tarafa geçip daha detaylıca bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada... E, Gitmek istiyor 10.995'leri ancak buradan bir red yemişiz. Bakın şu önceki zirvelerimize gelememişiz. Yani 10.995'lerin bir üzerine atmamız lazım. O zaman 11.342'ler gelir. Bakın burada. Ve bir sonraki haftada böyle bir yükseliş trendi gibi bizi bir süre daha oyalayabilir. Aklınızda bulunsun. Zaten... Bu 19 Temmuz'da da açıklanacak haber bizi yine etkileyecektir. Yani kredi notumuz arttırıldı mı? Kaç puan arttırıldı Bu gibi detaylar muhakkak etki edecektir. Bir şekilde girişler olmaya başlayacaktır. O saatten sonra ne yaparlar onu beraberce gözlemleyeceğiz. Buradaki destek bölgesinin üstünde kapatmışız yine de gördüğünüz gibi yani bir altına geri çekinme olmamış. Dediğim gibi aynı şu önceki bölgelerde olduğu gibi bir yukarıya doğru hacimli çıkışımız olabilir. Çıkarsak 10.995'in üzerine atarsak şuradaki likiditeyi almak için şuralara doğru bir yolculuğa başlarız. Ama tabii bunun tam tersi de olabilir. Yani buralarda tutunamazsak yine 10.476'lara sonra 10.129'lara doğru bir geri çekilme başlayabilir. Ama... Ama dediğim gibi bu geri çekilmeler e, kötü bir haber akışı olmadığı takdirde biraz sınırlı kalacaktır. Biliyorsunuz şey tarafında da çok cevval durumlarımız var. Aklınızda bulunsun. E, görüşmelerimiz vesaire. Bakın şöyle buradaki kanallarımı da bir büyük bir küçük kanalımı da göstermek üzere size bunu anlatmış olayım istedim. Şimdi isterseniz bu endekse en çok etki eden şirketlerimiz hangileriydi? Onlara şöyle bir beraberce göz atalım. İsterseniz bir Türk Hava Yolları'na TÜPRAŞ'a. Hatta TÜPRAŞ'a bakmayalım. TÜPRAŞ'a yarın aracı kurum öneri raporunda bakacağız. İsterseniz Türk Hava Yolları bir maşa bakalım. Sonrasında isterseniz bir de Ereğli'ye bakalım ve bu şekilde devam edelim. Öncelikle Türk Hava Yolları'nı açmak istiyorum. Bakalım Türk Hava Yolları'nda ne durumdayız? Türk Hava Yolları aslında endekse benzer bir görünüme sahip. O da bir yükseliş kanalında. Ve o yükseliş kanalının dibinden bakın gördüğünüz gibi o kadar güzel çalışmış ki kanalımız. Oradan bir tepki vermiş. Zaten bu seviyelerin 290'lı seviyelerin Dipler olduğunu ben sizi bu kanalda defalarca söylemiştim Buraların altına çok düşüreceklerini düşünmüyorum diye Şimdi Fark ettiyseniz haftalıkta da e, Aslında şu an e, biraz daha gidebilecek yolumuz var yani geride çekilebilir tabii ki Ama gidecek yolumuz var gibi görünüyor bu Türk Hava Yolları'nda bir anda yapmıyorlar Biraz süründürüp yapıyorlar şu anda da zaten süründürdükleri noktadayız ama Şöyle yerlere gelmeyiz de diyemiyorum yani hani şunun benzerini burada yaşar mıyız yaşayabiliriz çünkü dipten güçlü bir şekilde de yükseliş var hatta şöyle günlüğe geçelim günlük tarafta e, hemen pivotlarına bakalım neredeyiz diye bakın aylık pivotun e, altına inmiş sonra bir nebze altında kapatmış gibi diyebiliriz yani umuyorum burada tekrar bir geri çekilme yaşamaz. Artık yatırımcısını sevindirmeye başlar. Yani şu 313'lerin üzerine atması lazım. Şu bölgeyi kırması lazım ki böyle sağlam bir evet biz artık döndük diyebilelim. 318-327'leri umuyorum yakın zamanda görürüz. Ve 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 şimdi isterseniz diğer bir şirkete geçelim. Bir maşa bakalım. Bir maşçılar bana kızan bir maşçılar. bir maşa da baktığımızda yani şöyle bir kanalı açalım şöyle gördüğünüz gibi kanal seviyesinin tekrar yakınına doğru yaklaşmaya çalışan bir bir maş var ve burada da yani benim bu seviyelerden almaya çekinirdim dediğim seviyelerde hala ve şu anda talep bölgesinin şu bölgeler 505'ler olduğunu düşünüyorum. Hani buraya böyle bir e, negatif yatay bir şekilde gelip şu bölgelere kadar inip buradan tekrar bir yükselişe geçmesi söz konusu. E, bir maş iyi bilanço getirdi. İyi bilançolar getirmeye de devam ediyor bu aklımızda olsun bu vazgeçtiğimiz bir şirket değil sadece buralarda hani şu seviyeleri görmeden ben dokunamayacağım bir şirket diye tekrar söyleyeyim. Erelia bakalım istiyorum. Ereli'ne çok konuşulan şirketlerimizden. Şimdi Ereli'nin haftalık grafiğine baktığımızda burada yine böyle yataya yakın bir yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Burada da orta bandın ortasından bir yükseliş yani ee, bir e imeli bir yükseliş yaptığını da görüyorum. Buradaki e imeli yükselişi bir tur daha devam eder mi? Hani şu bölgelerde takılıp mı geri çekilir? Bundan emin olamıyorum. Çünkü ım, Takas tarafındaki alımlarını da şu anda çok güçlü bulmuyorum. Orada da e, bir çok güçlü bir çalışma yok. Ama mesela burada haftalıkta baktığımda fena da gözükmüyor kanalına dönmek de isteyebilir tabii ki. Bakın gördüğünüz gibi burada yine bir cılız hareketleri var. Yine yukarıdaki banda yaklaşmışız. Gördüğünüz gibi birinci direnç bölgesi 56'lara gitmek istiyor. Hatta böyle dokunmuş. Hani buralardan bir geri çekilebilir. 51-26'lara. Sonrasında da ilk desteği olan 48-07'lere gelebilir. Burada orta banda uğrayıp buradan tekrar güçlenerek çıkabilir. Ama bir alt banda yani şu bölgeye 40 89lara da uğrayabilir. Onu e, yabancının alımlarını takip ederek göreceğiz. Zaten her hafta düzenli biliyorsunuz. Sizlerle takas analizini paylaşıyorum. Ve orada yabancının hangi hisselere girdiğini, hangi hisselerden çıktığını anlatıyorum. Hatta eş zamanlı video yeterli olmasa da ben yatırım fonlarının da benzer olarak ne yaptığına bakıyorum. Bunlara niye bakıyorsun diyecek olursanız. Şimdi cüzdanındaki en çok para olan kurumlardan iki tanesi bu iki kurum. O yüzden onların yaptığı işlemler değerli. Karşılıklı işlem yapıyorlar? Yani yabancı sattığında fonlar hangisini alıyor, topluyor? Hangisini yok ya bize de lazım değil bu şirket deyip almıyor. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz ki yakın vadede tekrar yükseliş beklentisi olan hisseleri onlar bizden daha iyi araştırmış, daha çok insider bilgi almıştır diye burada ne siz ne ben böyle bilgilere sahip olma sahip değiliz biliyorum muhakkak içinizde vardır insider bilgi alanlar ama bütün endeks genelinde endeks'e bu kadar etki eden şirketler genelinde bu kadar büyük sahip e, bilgiye sahip olan insanlar eminim zaten bu videoları da izlemiyordur biz şu anda o insanların e, insider bilgili aldığı bilgileri e, takas analizleri ve teknik analizlerle çözümlemeye çalışıyoruz. Burada da e, şükürler olsun başarılı ilerliyoruz. E, güzel kazançlar elde ettik. Elde etmeye de devam ediyoruz. Kazançlarımız bol olsun. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ve yarın güzel bir seans geçirmenizi dilerim.